İsmail sen de hadi başla. Eyvah, İsmail'den mi sorular? Aynen abi, bugün İsmail'den abi. Hazır mısın abi? Hazırım. Evet abi, Bodrum'dayız. Güzel bir sahne. Bodrum'dayız kardeşim. Burada benim, ben neredeysem başımıza bela oldu. İnşallah bu sefer güzel cümleyle. Evet, artık yavaş yavaş şeyin sonuna geliyoruz. Yaz turunun. Yani Mehmet Üstün'den bu kadar azaldığı zaman yaz bitiyor demek. Yazın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Artık son tura, dün Akçay'daydık. Yarın yine Bodrum var. Halk konserleriyle beraber 300 binden fazla kişi ulaştık çok şükür. Burası evimiz gibi. Burada evimiz salonda söyler gibi rahatım. Arkadaşlarım ağırlıyor gibi. güzel yani. Bir de kermes var bir yarara herhalde. O yüzden bundan dolayı içinde olmaktan mutluyum. Burası yuvamız yani. Bodrum'da es geçmem buraya geldiğimde. O yüzden mutluyum. Artık yaz yavaş yavaş bitiyor. Bu yaz bereketli geçti diyebiliriz yani. Senin odayı kiraya vermiyorlarmış abi, her an gelebilirsin diye. Doğru, doğru, öyle bir şey vardı. Benim odayı kiraya vermiyorlar sağ olsun. 3 ay bekletti. Ondan sonra, fakat bugün geldim. Yani konser günü başkasına vermişler. Dışarıda mı kalmışlar? Sağ olsun, yok. Benim için 90 gün bekletti odayı Samet. Buradan ona teşekkür ediyorum. Dokunulmaz oda yani böyle. Kozmik bir odam var burada yani. Samet Bey'le de ayrı bir dostluğunuz var. Düet de yaptık. Aynen Barış'cığım. Düet de yaptık. Ondan sonra gizli sanatçı, gerçek otelci yani. Yazın bitmesine üzülüyor musun abi? Bereketli geçiriyorsun. Yazın bitmesine üzülmüyorum ya. Kıştan çok ümitliyim. Kışın çok güzel projeler olacak. İnşallah belki televizyon, belki başka bir şey. Yeni albümler. Şimdi Merve Özbey var. Defne Samyeli ile bir araya geldik ilk kez. Defne'ye birkaç şarkı yapacağım. Yani çok çok daha güzel yerlerde olmasını istiyorum onun çünkü. Müzikal anlamda. Öbür kariyeri zaten tartışılmaz ama. Sezen'den bir şarkı alacağım. Sonra benden şarkılar yapacağız. Merve Özbey. İnşallah stüdyoda doğurmaz dedim. Dün okuma yaptık. İki gün önce stüdyoda doğursaydı adını Mikser ya da Tombaçlar koyacaktı çocuk. Onunla bir albüme girdik. Ajda var yine. Ajda Pekkan olacak. Berkay'la görüşüyoruz. Sibel Hanım. Ebru Gündeş çıkış şarkısı. Belki çıkış olmuyordur ama işte ona iki şarkı yaptım. O bakımdan güzel gidiyor yani. Rap müzik düşünüyor musun abi? Rap müzik. Ben rap müzik düşünüyor muyum bilmiyorum. Rap müzik beni düşünmüyor mu? Düşünüyor mu ona bir sormak lazım. Aslında şu anda yapılan rap biraz pop. O yüzden aslında popla rap birbirine girdi diyebiliriz. O yüzden zaten yaptığımız şarkıların içinde rap var yani. Tabii tabii dinlersen içinde ufacık bir rap bile var yani. O yüzden benim için tamamdır yani. Abi Türkiye'nin geneline tüm sanatçılara parça verdin, şarkılar yazdın. Var mı böyle yazmak istediğin birisi ya da aklında? Yok yok, böyle bir kalmadı. Şarkıyı verip de pişman olduğun var mı abi? Var. Şey, biri bana gelsin. Neydi o ya? Ferhat Göçer biliyorsun. Sonra polemik yaşadığımız için. Başka pişmanlığım yok ama yani öyle bir rahmetli Ahmet Kaya ve rahmetli Müslüm Gürses, onlarla yapmayı çok isterdim tabii ama nasip olmadı. Ama onun dışında içinde ukde kalan birisi yok yani. Rapçiler bu ara popçuların üstüne gidiyor sanki abi. En son Demet Akalın'ın bir olayı vardı. Onu çözdük ya. Onu Türk pop müziği o işi hallettiler. Yok, orada bir adaletsiz bir şey vardı yani. Kontra bir fazla, ne denir ona? Kontrolsüz bir güç söylem var. Söylem mi? Herhalde o kişi hatasını anlamıştır söylüyor. En son Eren 4 çocuk yapabilirim demiştin abi. Şu an kaçıncı çocuk? Ya Allah aşkına. Eren demedim. İnşallah dedim. Allah nasip ederse dedim yani. Hatta bunu Hülya ile konuştum. Hülya Avşar'la. O da çok gülmüş. Ama yaparsan yapabilirsin dedi. Arkamda yapıyor. Abi son dönemde de birçok kişi bir anda evlendi böyle. Hani hamile kaldılar falan, evlendiler. Evet. Hani böyle bir şey mi gelecek sizden? Ya da her senden? Abi her şey bilmediğimiz bir evlilik. Gel söyleyince sanki ağız böyle yuvarlıyormuş gibi oluyor ama. Biraz mutlu gördük senin de abi. İyiyim iyiyim. Açıdan. Aşk konusunda modum iyi.
konuşuyoruz Doğa Hanım. Bir anda ama. Vallahi sizi bekliyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, senaryoyu da görmüş olduk yani şimdiden. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl bir proje bizleri bekliyor olacak? Bir sinema filmi başlıyoruz haftaya. Zaten mutlaka duyarsınız. Güzel bir heyecan. Siz nasıl bir karakterde göreceğiz orada? Allah çok bana benzemeyen bir karakter de göreceğiz. Biraz rüküş, biraz görgüsüz ama güzel bir komedi filmi olacak. Yine bizim aileden BKM yapımı olacak. Güzel bir film, komedi filmi. Ali Bey de ilgilenir. Evet, Ali ile beraber oynuyoruz zaten. O da sizinle birlikte partner olarak. Evet, onu evet. Onu göreceğiz Ali Bey'i. O sürpriz, o kendi anlatsın. Başka kim var anlaştık? Oyuncular, kimler? Yani şu an Ali ve ben... tamamen söyleyebileceğim isimler ama çok güzel bir ekip olacak. Bakıyoruz, oyuncu arkadaşlarımız olacak. İğne oyuncu arkadaşlarımız. Tatili soralım. Tatil nasıl geçti? Tatil güzel geçti ama kısa kestik. Hemen film başlıyor diye gelmek istedik durumunda kaldık. Tatil güzel geçti. Çocuklar denize girdiler, eğlendiler. Ali Bey de geldi zaten. Çocuk Ali Bey gelirken biz çocuk kitaplarını soralım. Nasıl evet, gidiyor? Kitaplar çok iyi gidiyor. Şimdi devamı geliyor. 10 seri. 2 seri çıktı ama 10 kitap olacak. Uğraşıyoruz arkadaşlar. Evet. İşimizde gücümüzde. Görüşürüz. Azıcık aşağı geldim. Evet lütfen. Bir saniye. Gel böyle. Gel 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 serbest. Gel. Gel teşekkür gel ediyorum. Gel. Akşamlar teşekkürler. Gel azıcık da. Elif öne. Ön koltuğa. Elif sen öne. Evet, tamam, Ali Bey. Merhaba. İyi akşamlar. Tamam. Ali Bey hayırlı uğurlu olsun. Biz Ali Bey sizin senaryolarınız yanınızda mı? Değil. Hayır. Bunlar benim. Bitirme ödevlerim. Ne yapın lan? Ali Bey hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Doğan'la birlikte yeni. Ne oldu? Öyle mi? Öyle bir şey mi var? Evet. Bebek koltuğuna mı oturuyorsunuz? Evet maalesef. Doğan çok üzüldüm. Yabancı misafir var sizinle. Hadi bakalım. Tabii ki. Fotoğraf. Evet Ali Bey. Fotoğraf çekin. Can Yaman zannetiyorlar evet. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Doğan'ımla birlikte başrollerini paylaşacağınız. Patron yeni bir mi var? Kendi çeyrekli fotoğrafı. Yes please. Ne kadar daha. Evet sağ olun. Yine Duba büyük üstün zannediyorum. Thank you. Evet. Ben kaldım. Ali Bey size de soralım hemen projeden konuşuruz tabii ki de. Bir arkadaş toplantısıydı. Doğan'ım görüşürüz. Çok sevin. Doğan'ım şunları alır mısınız benim yerine? Hangi masara atıyor? Abi yerine mi diyorum yerine? Ama Ali Beyciğim bunlar... Bunlar arabaya binip gidiyorlar. Size de o gelmişken soralım. Dava sürecini amcanız olarak da efendim hayırlı. Ben bu konularda konuşmak istemiyorum. Bunlar yargı sürecinde. Çok önemli şeyler de değil. Evet. Bunlar her zaman yapılan şeyler. Hı-hı. Teşekkür ederim. Evet. Var mı başka? Yeni proje, yeni sezonda ne yapacağız? Güldür güldür. Güldür güldürle güzel şeyler yapacağız. Hı-hı. Onun önce de bir sürprizimiz olacak. Wow. Onun bir toplantısındaydık. Film gibi bir şeyler. Doğan'ın alışık olmadığımız bir karakterde görecekmişiz. Öyle mi? Evet öyleymiş. Biz bilgileri aldık. Ben de alışık değilim Doğan'ımı öyle görmeye ama ben de biraz değişeyim. İnşallah becerebilirim. İnşallah seyirci mutlu olur. Sizi zorlayacak bir karakterse çok merak ettik şu an. Evet yani her zaman böyle gelen tekliflerin bizi zorlaması hoşumuza gidiyor zaten. O yüzden beni de zorlayacak bir karakter. İnşallah güzel olur. Bizim aklımıza sizi zorlayacak bir karakter gelmiyordu. Şu an çok merak ettik. Nasıl bir şey Ali Sunal'ı zorlar? Görünce bir daha konuşalım bunu çünkü şimdi tarif etsem yanlış anlaşılır. Herkes yapıyor. Şey teşekkür. Komedi dışında bir şey mi? Komedi. Çok komedi. Ya inşallah komedi olur ya inşallah herkes güler. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.